TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 gün boyunca düzenlenecek olan ve Kayseri'nin lezzetlerinin tanıtılacağı gastronomi günleri başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayserimizin tatları bir başka," dedi. Kayseri, güzel Türkiye. Kendi bu güzel Kayseri'yi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan gastronomi günleri açılış programı gerçekleştirildi. Hangi haber abi? Şov haber. Şov haber. Al kardeşim. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada Kayseri'nin lezzetleri bir başka dedi. Elbette Kayseri bir ticaret ve sanayi şehri olarak bilinir ama bunun yanında da gerçekten 6000 yıllık geçmişiyle o gün için çıkan tabletlerde de gördüğümüz kadarıyla gastronominin de çeşitlilik bağlamında Asurlar, Hititliler zamandan beri adeta merkezi olduğunu göstermektedir. Ülkemizin değişik illerinde bu güzel çalışmalar yapılırken Kayserimizin tatları bir başka diyorum. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da dünyada iki çeşit mutfak vardır. Kayseri mutfağı ve diğerleri diye konuştu. Tabii değerli başkanım, babam rahmetlik derdi ki, oğlum Kayserili hanımlar evde un, yağ, şeker varsa 9 çeşit yemek yapabilir derdi. Hakikaten maharetli insanların bulunduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Tabii sözleri fazla uzatmadan şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Dünyada iki çeşit mutfak vardır. Kayseri mutfağı ve diğerleri. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri mutfağı olmadan da Türk mutfağından bahsetmek çok zor diye konuştu. Ama Şaban Vekilim'in söylediği gibi Kayseri mutfağı olmadan da Türk mutfağından bahsetmek çok zor. Bu yeri yaparken Büyükşehir Belediyesi çalışanları çok büyük emekler verdiler. Çoğu defa gözlerimle gördüm. Memduh Başkan adım adım geziyordu burayı. Çalışanları çok büyük mücadele verdiler. Gerçekten çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Memduh Başkan. Büyükşehir Belediyesi. 3 gün sürecek gastronomi günleri çerçevesinde ünlü şefler, yerel işletmeciler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, paneller, söyleşiler, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel lezzetler, tanıtımlar, ikramlar, gastro şovlar, sportif etkinlikler ve sürpriz konuklar Kayserililerle buluşacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri olan Libya'nın liman ve ticaret kenti Misrata'nın belediye başkanı Mahmut Muhammed Sgutri ve heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş şehri olan Libya'nın Misrata şehrinin belediye başkanı ve beraberindeki heyet Kayseri'ye geldi. Başkan Büyükkılıç, Misrata heyetini Büyükşehir Belediyesi girişinde çiçeklerle hoş geldiniz diyerek karşıladı. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, ilişkilerimizi daha da yapıcı şekliyle devam ettirmeyi Mevlam lütfetsin, dedi. Libya'mızın geçirmiş olduğu sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun diyoruz. Malum bir de Filistin'de olup bitenler var. O da hepimizi yararıyor. İnşallah o ateş de söndürülür. Bugün gastronomi programlarımız var 3 gün süreyle. Şehrimize ayrı bir hareketliliğe sebep oldu. Ziyaretinizin de bugüne denk gelmiş olması yerinde oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte ilişkilerimizi daha da kalıcı, daha da yapıcı bir şekliyle devam ettirmeyi Mevlam lütfetsin diye dua ediyor. Tekrar ehlen ve sehlen. Misrata Belediye Başkanı Mahmut Muhammed Sugutri, Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek güzel davetiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Büyük ve güzel şehrinizde bulunmaktan memnunuz. Geçen yıl yaşadığımız depremden dolayı size taziyelerimizi bildiriyoruz, ifadelerini kullandı. Türkiye. Geçen yıl yaşadığımız depremden dolayı size taziyelerimizi bildiriyoruz. Amumun nahnu Sayyid Doktor
Ziyaret günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında kenti kırmızı beyaz Türk bayrakları ve Atatürk afişleriyle donattı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim ve Cumhuriyet Bayramı temalı pankartlar, Sivas Caddesi, Kartal Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Komando Caddesi, Kuzey Çevre Yolu ve Cumhuriyet Meydanı gibi şehrin en işlek cadde ve bulvarlarına asıldı. Büyükşehir ekipleri 100. yıla özel hazırlanan afişleri şehir merkezindeki farklı noktalarda, billboardların yanı sıra köprüler ve üst geçitlere de astı. Büyükşehir Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun yaşanacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarının anılacağı etkinlikler öncesinde kentin dört bir yanı hem Türk bayrakları hem de afişlerle donatmış oldu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, "Haydi Kayseri, bayrak bizden, asması sizden" sloganıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımına başladı. Büyükşehir ekipleri 27, 28 ve 29 Ekim günlerinde Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi altındaki Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi'nde vatandaşlara Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştiriyor. Melikgazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel çocuklar için güzel bir etkinlik düzenleyerek TOKİ Talu Camii Parkı'nda Cumhuriyet treni ile çocukları gezdirdi. Melikgazi Belediyesi 100. yıl kutlamalarına başladı. Bu kapsamda ilçe belediyesi çocuklar için Cumhuriyet treni kaldırdı. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte büyük bir coşku ve sevinçle kutladıklarını söyledi. Palancıoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılını en güzel şekilde kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl etkinlikleri kapsamında Feride Ana Camii Parkı'nda çocuklarımız Cumhuriyet treniyle parkta tur atarak gönüllerince eğlendiler. Halkın egemenliğinin ilan edildiği, halk iradesinin üzerinde daha büyük bir iradenin olmadığını ilan eden Cumhuriyet'i her koşulda savunmak, coşkuyla kutlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Biz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimize şimdiden başladık. Cumhuriyet trenimizde parkta gezerek mutlu olan Türkiye yüzyılı mimarlarının mutluluğunu yaşıyoruz. Birlik beraberlik içinde nice yüzyıllara inşallah. 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.15 TOKİ Talu Camii Parkı'nda, 29 Ekim Pazar günü ise yine 14 ve 15'te Belsin İsa Yusuf Attekin Parkı'nda Cumhuriyet trenimiz çocuklarımızı gezdirecek. Ailelerini ve trenle gezmek isteyen tüm çocuklarımızı bekleriz dedi. Talas Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra ürünler hazırladı. Cumhuriyet coşkusunu dolu dolu yaşayan Talas Belediyesi, günün anlamına ithafen 100. yıl temalı plaket, magnet ve biblo yaptırdı. Talas Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra ürünler hazırladı. Hazırlanan hatıra eşyalardan plaket ve magnetin üzerinde her şey bu yolculukla başladı. Cumhuriyetimizin 100. yılı yazılarak Atatürk'ü Samsun'a götüren Bandırma Vapuru'nun yanı sıra vapurun Talas Zincidereli Kaptanı İsmail Hakkı Durusu ile Atatürk fotoğrafına yer verildi. Bir diğer hatıra eşya ise Talas'ın simgelerinden Ali Dağı, Ali Sayıp Paşa Caddesi, Esma Hanım Türbesi ve Yaman Dede Camii'nin yer aldığı biblo oldu. Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çok önemli bir dönüşüm noktasına şahitlik ettiklerine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir şans ve aynı zamanda gurur kaynağı. Bu önemli anı hatırlatmak ve canlı tutmak amacıyla çeşitli hatıra eşyalar yaptırdık. Hem Cumhuriyetimize hem de Talas'ımıza çok yakıştı," dedi. Kayseri'de özel eğitim alan çocuklar "Sonsuza Dek Cumhuriyet" adlı şarkıyı öğretmenleriyle birlikte seslendirdiler. Özel çocukların rol aldığı klip büyük beğeni topladı. Tüm Türkiye'de 100. yıl coşkusu yaşanıyor. Kayseri'de de özel çocuklar Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir klip hazırladı. Oldu. Kazandı. Güle güle.
Kalip'te özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere hizmet veren Şehit Yiğitcan Çiğa Özel Eğitim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri yer aldı. Özel öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte söz ve müziği Onur Algül'e ait olan Sonsuza Dek Cumhuriyet şarkısını seslendirdi. Tanımaz Türk genciyiz. Hürriyettir adımız. Bu kutsal vatan için. Kampiyon, sen aramaz. Engel tanımaz Türk genciyiz. Hürriyettir adımız. Bu kutsal vatan için. Kapıyor sonra yemiş. Sonsuza dek Cumhuriyet. Bayrak bir, millet bir. İzindeyiz atam izinde. Vatan aşkı gönlümde. Sonsuza dek Cumhuriyet. Bayrak bir, millet bir. İzindeyiz atam izinde. Vatan aşkı gönlümde. Efendim, miniklerin ellerine, yüreklerine sağlık. Onlarla birlikte, hep birlikte Cumhuriyet ilelebet devam edecek. Öğretmenlerine de teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nde misafir edilen yaşlılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutladılar. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi'nde misafir olan yaşlı vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı heyecanla kutlarken merkezi Türk bayrakları ve balonlarla süslediler. Ulu Çınarlar Korosu mini bir konser verirken yaşlılar kısa bir tiyatro oyunu gösterisi de yaptılar. Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Dayanışma Merkezi sorumlusu Seval Genç, Cumhuriyeti bir sonraki nesle emanet edeceğiz dedi. Cumhuriyetin 100. yılında biz de yaşlarımızla birlikte aldığımız emaneti bir sonraki nesillere gururla bırakmanın coşkusuyla bayram kutlaması yapmak istedik. Hep birlikte merkezimizi süsleyeceğiz, marşlar söyleyeceğiz. Cumhuriyeti bir sonraki nesle emanet edeceğiz. Hepsi çok heyecanlı, hepsi kırmızılar giymiş, hepsi balonlar şişiriyor. Dünden beri o heyecanlı. Bayram çocuğu gibi bir hava var içeride. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'nin hizmetlerinden istifade eden vatandaşlar da Cumhuriyet coşkusu yaşadıklarını belirttiler. 5 senedir ben buraya gidiyorum, geliyorum. Etkinliklerimiz çok güzel. Arkadaşlarımızla çok güzel anlaşıyor. Ekibimiz çok iyi. Cumhuriyetimizin kurulduğu için Atatürk'ümüze teşekkürlerimizi sunarız. Bugünkü etkinliğimiz çok güzeldi. Cumhuriyeti ve çocukluğumuzu yeni yaşamış olduk. Ulu Çınarlar'da çok güzel bir aktivitelerimiz var. Ve personeliyle olsun, Seval Hanım'la olsun. Mükemmel. Bizler burada çok huzurluyuz, mutluyuz. Etkinliklerden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ulu Çınarlar bizim için yani Türkiye'de bulunmaz bir aktivite oldu burada. Müzik olsun, tiyatro olsun, el işleri olsun, her şey burada yapılıyor. Çünkü etkinliğimiz mükemmeldi. Çünkü 29 Ekim'e hazırlık yapıldı. Çocuklar gibi seviniyoruz. Koca Sinan Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki ikinci etabın temeli atıldı ve inşaatı hızlıca yükseliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini garantiye alıyoruz dedi. Koca Sinan Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ilçe belediyesi Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki ikinci etabın temelini attı. Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında ikinci etabın çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Kentsel dönüşüm Koca Sinan'ın önceliği. Kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmaz.
hem depreme daha dayanıklı konutlar yapmak, çevre şartları açısından daha güvenli konutlar yapmak, diğer taraftan da sosyal bir dönüşümü inşa edebilmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu bölgedeki yapımız çalışmalarda da şu anda arkamda görmüş olduğunuz yeni bir etabın planlaması tamamlandı, inşaatı başladı, hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kazasız belasız, sağlıkla, iyi günlerde yapıp tamamlanmak ve hak sahiplerinin oturması için güzel yuvalarını sağlıklı bir şekilde teslim alabilmeleri için Rabbim hayırlı sağlıklı ömürler versin diyoruz. Evet, inşaat çalışmaları biraz meşakkatli işler, zaman alıcı işler ama tamamlandığı zaman da hem bölgesinin hem de çevresinin değiştiği, güzelleştiği bir süreç. Ve bu noktada da Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyor. Ertuğrul Gazi mahallemizde de bu yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bu bölgenin de çehresini değiştireceğimiz, Erkilet bölgesinin çok güzel bir yaşam alanı haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bir kez daha hatırlatıyorum. Kayseri'de Talas Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Meydanı arasında ulaşımı sağlayacak olan raylı sistem hattı cumartesi günü saat 16 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Meydanı arasında doğrudan ulaşım sağlayacak tramvay hattının cumartesi günü saat 16 itibariyle hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente ulaşım hizmetlerini yenilikçi ve etkin bir şekilde sürdürdüklerini, kenti demir ağlarla ördüklerini söyledi. Büyükkılıç, Kayseri Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Talas Mevlana Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı hattının 9,7 kilometre hat güzergahında 9 adet yeni yolcu istasyonuyla Kayserililere hizmet vereceğiz. Anafartalar Şehir Hastanesi ve Talas Mevlana Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı raylı sistem hatlarının tamamlanmasıyla birlikte kentin doğu-batı yönlü yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda hizmet veren raylı sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı dedi. Çiftçilerin ürünlerinin verimliliğini artırmaya yönelik tarımsal destekleme çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Melikgazi Belediyesi, yeni sulama sistemleriyle tarımsal sulamada yüksek su verimliliği hedefliyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, Bağpınar Mahallesi'nde kapalı sulama hattı çekilerek çiftçilerin sulama sıkıntılarını giderdiklerini söyledi. Palancıoğlu, Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarım alanındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonu sağlamak için ilçemizin kırsal mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Tarımsal sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli ıslah ile ilgili projeler üzerinden çalışmalar yapılıyor. 2019 yılında Bağpınar mahallemizde kuyu açılarak Koramaz Vadisi üst bölgesine 1100 metrekareli sulama hattı çekimi yapılarak ve uygun yerlere dehidrant konularak tarımsal sulama hizmeti sağlandı. Muhtarımız ve vatandaşların talebi üzerine bölgede yapılan bu çalışmanın devamı olarak Koramaz Vadisi'nden eski çevre yoluna kadar olan alanda bir kuyu daha açılarak 700 metre hat çekilerek ve hidrantlar konularak halkın hizmetine sunuldu. Böylece sulamanın bölgesine tamamında yapılması sağlanıyor. Çiftçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için gereken tedbirleri alıyor, üreticilerimize destek oluyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, çiftçilerimize bereketli bir hasat dilerim, dedi. Azerbaycan'ın Karabağ topraklarını geri aldığı çatışmalarda şehit düşen askerlerin annelerinden oluşan bir grup, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Hocalı Anıtı, Şuşa, Türk Dünyası Kültür Evi ve İsa Çeşmesi için teşekkür etti. Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Eğitim ve Kültür Komisyonu tarafından düzenlenen program kapsamında Kayseri'de 3 gün geçiren Karabağ şehit anneleri ilk olarak Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Azerbaycan Kardeşlik Parkı Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi Hocalı Anıtı'yla İsa Çeşmesi'ni ziyaret etti. Şehitlerimizin ruhu şad olur. Hocalı soygunu bizim en ağır, en acılı yerimiz. Burada 1992 yılında Ermenistan'ın yaptığı soykırımda hayatını kaybedenler adına oluşturulan Hocalı Anıtı önüne gelen şehit anneleri saygı duruşunda bulunarak anıta çiçek koydu.
Ardından Talas Belediyesi'ne geçen heyet Başkan Mustafa Yalçın'la bir araya geldi. Heyet adına açıklamalarda bulunan Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Ragıp Sarı, sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında Karabağ şehit annelerini Türkiye'deki şehit aileleriyle buluşturduklarını söyledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın kısa süre önce parka açtıklarını kaydederek heyeti Kayseri'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Konuşmaların ardından heyet Başkan Yalçın'a Azerbaycan'dan çeşitli hediyeler takdim ederken Başkan Yalçın da misafirlerine Talas'ı tanıtıcı yayınlardan oluşan hediyeler verdi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda ruhsatsız silah bulunduran ve satışını yapan iki şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlara aralıksız devam ediyor. Yapılan operasyonda ruhsatsız silah bulundurduğu ve satışını yaptığı belirlenen iki şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 av tüfeği, 22 tabanca fişeği, 35 kartuş, 10 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap, silah tamir malzemeleriyle silah parçaları bulundu. Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken iki şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Piyasalar bu haftada çok hareketli olmadı. Merkez Bankası'nın faiz kararına rağmen altın ve döviz küçük de olsa yukarı seyrini sürdürdü. Sarraf Şaban Zıkkavun fiyatların özellikle altının giderek yükseleceğini söyledi. Piyasalar bu hafta küçük de olsa hareketli zaman dilimi geçirdi. Piyasaların faiz kararı beklentisi de düşüşe neden olmadı. Piyasalarda yaşananları değerlendiren kuyumcu esnafı Şaban Zıkkavun, faiz kararına rağmen altın ve dövizde yükselişin yaşandığını söyledi. Zıkkavun, altının güvenli liman olduğunu bir kez daha vurguladı. İnsanların kafasında bir düşünce vardı. Bildiğiniz gibi hafta başı itibariyle altının gramı 1855-60 bandına kadar yükseldi. Daha sonra Fed'in ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklayacağı kararlar neticesine göre fiyatlar bir miktar geriledi. 1828 TL civarına kadar has altının gram fiyatı düştü. Dolar euroda bir miktar düşüş oluyor gibi oldu dün itibariyle. Faizin yükselmesi vatandaş fiyatlar daha da düşer diye beklerken her zaman benim söylediğim gibi altın güvenli bir liman, altında bir düşüş olmaz tezini bir kez daha doğruladı. Dün 5 bas puan yükselmesine rağmen faizin altının gramı 1828 liradan bugün baktığımızda 1840 lira civarlarına kadar tekrar yükselmiş oldu. Dolarda ve euroda yine minik minik dün bir düşüş yaşandıysa da bugün tekrar hepsinde bir miktar daha yükseliş meydana geldi. Bildiğiniz gibi Orta Doğu'daki katil İsrail'in yapmış olduğu katliamlar neticesinde sular durulmuyor. Bunun neticesinde altının onsu 1986 dolarlar civarına kadar bugün yükseldi. Daha önceki konuşmalarımızda hep şunu söyledim. 2080 dolardan aşağı gelen altının hedefi ilk önce 2080 dolar, daha sonra 2080 doların üzeri 2250 ve 2500 dolar civarına kadar çıkabileceğini ben tahminde bulunuyordum. Ve bu benim tezimde yavaş yavaş gerçekleşiyor gibi. Bugün baktığımızda 1 dolar 28.100 lira, 29.650 lirada euronun fiyatı meydana geldi. Dolar euro olarak altına baktığımızda 1 kilo altın bugün 65.000 dolar fiyatına yükseldi. 61.500 euro da euro bazında yükseldi. Bu da şunu gösteriyor ki altında durmak yok. Devamlı ileri bir seyir halinde. Ara sıra ufak tefek bir gerileme gibi olsa da bunlar ne deriz? Gel gel al al pozisyonudur. Efendim hava sıcaklıkları nasıl olacak? Daha da sıcak mı olacak? Bu şekilde mi devam edecek? Bir yağış var mı? Bunun cevabı geliyor şimdi. Kayseri'de sıcak hava hakimiyetini sürdürüyor. Çarşamba gününe kadar parçalı bulutlu hava devam edecek. Kayseri'de sıcak hava hakimiyetini sürdürüyor. Hafta sonu planı yapanlara
Müjde Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Mühendisi Damla Sarıbek'ten geldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini belirten Sarıbek, çarşamba gününe kadar da yağış beklenmediğini söyledi. Sarıbek, çarşambadan itibaren de kuvvetli olmasa da yağış ihtimalinin bulunduğunu vurguladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bu hafta önümüzdeki günlerde Kayseri'de parçalı bulutlu bir hava hakim olmakla birlikte çarşamba, perşembe ve cuma günleri aralıklı mevsimi sağanak yağışlar beklemekteyiz. Uyarılık bir durum yok. Yaklaşık merkezde 5 kilogram bulan yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklıkları geçen hafta olduğu gibi bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde. Bu hafta 4 ile 6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde 25-26 dereceleri bulan sıcaklıklar bekleniyor. Minimum sıcaklıklarda ise 8 dereceleri bulan, yani biraz yüksek sıcaklıklar tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesini tahmin ediyoruz. Şu an için meteorolojik bir uyarımız bulunmamakta. Çarşamba, perşembe ve cuma günü şu an için gözüküyor. Tabii ileriki günlerde daha da netleşir. Özellikle cuma günü daha yoğun bir yağış bekleniyor. Ama dediğim gibi şu an periyot uzun olduğu için önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri meydan bölgesinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıttı. Ekipler ayrıca dolandırıcılık olaylarının muhtemel mağduru olmamaları için vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler de yaptı. Efendim bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri, gelişmeleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.